Efendim Kayısı Diyarı Malatya'da gezilerimiz devam ediyor. Aslında Malatya'yı tabii ki birçok yanıyla biliriz. Malatya'nın ülkeye katmış olduğu, yetiştirmiş olduğu siyasileri, sanatçıları ve tabii ki Malatya'nın o buz gibi suyunun yanı sıra yürekli güzel insanlarıyla biliriz ama kahvaltı boyutuyla aslında Malatya'yı bu kadar bilmezdim. Memleketim olmasına rağmen Malatya'nın kahvaltı kültürünü ve yöresel kahvaltı boyutuyla Malatya hakkında çok bilgiye sahip değildim. Dilerseniz bakalım Malatya'ya has diğer illerden farklı olarak burada bulabileceğimiz, tadabileceğimiz neler vardır ve sofrada hangi ürünler bölgeye hastır? Dilerseniz efendim bu boyutuyla kısa bir bilgi alalım. Ülkemizde birçok ilimizin kahvaltı sofraları gündeme gelir ve bahsedilir, işte Van gibi mesela. Malatya bu yönüyle ön plana pek çıkmamıştır ama gerçekten bugün şu arada gördüğünüz kahvaltıda bulunan yiyeceklerle, hazırlanan malzemeyle bakıldığında kahvaltı kültürü içerisinde de Malatya'nın farklı bir yeri olduğu ortadadır. Bir kez şunu unutmamak lazım. Yöremizin hayvancılıkla ilgili çok önemli bir ekonomik yapısı olduğu için soframızda her türlü peynir çeşidi. Herhalde şu anda ben 8 çeşit görüyorum burada. 8 çeşit, belki 9'dur. 8 çeşit peynir var. Çökeliği de peynir sayarsanız 9 olur. Çökelik de onunla birlikte. Tereyağı, kaymağı, balıyla birlikte çok güzel bir ortam var masada. Biz şimdi Yeşilyurt ilçemizin Gündüzbey mevkiinde Su Sesi diye bir yerdeyiz. Burayı işleticisi de yerel kültürde önemli kaynak kişilerden birisidir Zekeriya Çorlu Bey. Onun hazırladığı bir mekandayız. Burası aynı zamanda Malatya ile birlikte 13 belediyemizin suyunu veren su kaynağının bulunduğu yerdir. Buz gibi bir havası var. Biz şimdi Beyler Deresi'nin kıyısında oturuyoruz. Bu havada kahvaltı yapmak herhalde çok önemlidir diye düşünüyorum. Ama şunu tek tek saymak icap ederse, işte bir defa geçmişten gelen bizim sabah kahvaltısında kavurmamız önemli. Şu anda var burada. Kavurma derken taze etten orada kavurma değil de önceden yapılmış tenekeye basılmış ya da küpe basılmış kavurmadan bahsediyorum. Kavurma ve yumurtalı kavurma vardır. Tereyağı, balı, yoğurdu, işte mevsimine göre sebzenin, var olan sebzelerin de bulunduğu, zeytin çeşitlerinin kullanıldığı bir kahvaltı kültürüyle bir aradayız. Burada şunu söyleyelim. Mesela önümüzde şimdi bir kızılcık reçeli var. Bu reçel kesinlikle bu işletmecinin eşi tarafından burada yapılmış bir reçeldir. Zaten kızılcık bizim bu bölgemizde yetişen bir üründür. Yani buranın malıdır. Kayısı reçeli yine aynı şekilde. Biz bu can erik diye tabir edilen eriğimiz var. Can eriğinden yapılan bir reçel burada çok kullanılır. Yine bu bölgenin vişne ve kiraz reçeli de çok önemlidir. Zaten Yeşilyurt'un ve Gündüzbey'in dalbastı kirazı Türkiye çapında ünlüdür, biliyorsunuz. Ayrıca biz şu anda Güneydoğu Toroslar, ki bir ucu Beydağı'dır. Beydağ'ın eteklerindeyiz. Bu yaylalarda elde edilen bal büyük ölçüde keven balıdır. Ve o da çok önemlidir. Keven çiçeğinden olan balın birçok hastalığa deva olduğu çeşitli kitaplarda, kaynaklarda var. Efendim Malatya'da gezilerimiz devam ediyor ve şu anda önünde bulunmuş olduğum binanın içerisinde Türkiye'de tek ve dünyada ise iki yerde, yani buranın haricinde Roma, Vatikan hudutlarında, sınırlarında olduğu söylenen bir manzarayla sizleri karşı karşıya getireceğiz. Ve burası efendim Kaptaş, yani su deposu. Burası Malatya'nın suyunun geldiği nokta, hem de en doğal haliyle kendi cazibesiyle akan bir su. İşte dilerseniz hep birlikte Malatyalıların suyunun nereden geldiğini görelim efendim. Thank you.
sizin de yakından tanıdığınız, çok sevdiğiniz bir isim, keyifle yazılarını okuduğunuz bir isim Hüseyin Öztürk. Akit gazetesi yazarı Hüseyin Öztürk. Aslında Hüseyin abiyle biz normalde sohbetimizi, röportajımızı başka bir yerde gerçekleştirecektik. Çünkü Hüseyin Bey'e tamamen Malatya'yı soracağız. Gezilerinde Malatya ile ilgili edindiği bilgileri soracağız ama böyle bir mekanda, böyle bir ortamda Hüseyin Bey'e bu manzara karşısında neler hissettiğini sormadan edemeyeceğim. Malatya'yı ayrı anlatacağız ama şu an bulunduğumuz Kaptaş, Malatya'nın suyunun geldiği nokta, kendi cazibesiyle akan bir su ve birçok nüfusu besleyen bir su. Sanırım siz de ilk defa geliyorsunuz buraya. Evet, ilk defa geliyorum. Hani Anadolu'nun her yerinde bir laf vardır ya, aklım dimağım durdu diye. Hakikaten aklım ve dimağım durduğu bir yer. Bir de sevgili Kemal Bey'in bu suyla ilgili söylediği çok güzel bir deyiş haline gelmesi lazım gelir. Dedi ki bu suyun çıktığı yeri gören bir ateistin iman etmemesi mümkün değil. Hakikaten öyle. İman eden de etmeyen de imanı güçlendirmek istiyorsa ve Kur'an'daki o su ayetlerinin ne anlama geldiğini görmek istiyorsa buraya bakması kafidir. Bu bir. İkincisi, insanoğlu dünyada kendisini çok güçlü varlık hissediyor. Çok başarılı varlık hissediyor. İşte enesi yüksek, bencillik anlamında, duygusal anlamda. Zannediyor ki kainatta kendisinden daha büyük nimet yok. Doğru. Daha büyük nimet yok ama böyle büyük nimet, böyle büyük insanlar için yaratılmış. Cenab-ı Hakk'ın büyük kudretini burada görüyorsunuz. Doğrusu su meselesinin ne kadar önemli olduğunu yaklaşık işte yaşım 50'nin üzerinde ilk defa burada anlamış bulunuyorum. Malatyalılar bu anlamda şanslı. Türkiye'nin neresini görürlerse görsünler ama burayı görmedilerse öbür dünyayı eksik gidecekler demektir kesinlikle.